Titanik'in batmayacağına inanılıyordu. Kaptanı ve mürettebatı dönemin en iyileriydi. Fakat o gece soğuk okyanus sularında deniz tarihinin en büyük felaketi yaşandı. 52.310 ton ağırlığa ve 2 futbol sahasından daha uzun boyutlara sahip devasa yolcu gemisinin sadece kazanlarının çalışabilmesi için 176 kişinin aralıksız olarak bu kazanları kömürle beslemesi gerekiyordu. O kadar lükstü ki birinci sınıf oda tutmak 400 bin Türk lirasını bulabiliyordu. Ancak üst kameralarda böylesine bir lüks varken alt tarafta ise insanlar pislik içinde neredeyse balık istifi denilecek şekilde yerleşebiliyorlardı. Ve gemi ilk seferinde tam bir kıyıma uğrayarak çoğunluğunu alt kameralardaki 3. sınıf yoksul yolcuların oluşturduğu 1514 kişinin ölümüyle tarihin karanlık sayfalarına gömüldü. Ta ki 1985 yılında yeniden keşfedilene ve hikayesi daha detaylı incelenmeye başlayana kadar. Olay bu tarihten sonra felaketten kurtulanlarla yapılan röportajlar, gemiden gönderilen telgraf kayıtları, o dönem gazetelerinde çıkan haberler ve daha nice yolcuların yazmış olduklarının ortaya çıkmasıyla gizemini daha da arttırıyor. Tesadüf ve kehanetler zincirinin ilk halkası Morgan Robertson isimli yazarın kazadan yıllar önce kaleme aldığı hikaye kitabında başlıyor. Eserin ismi bile insanı şaşırtmaya yetecek derecede gizemli. Titan kazası. Hikayede İngiltere'den Amerika'ya gitmekte olan ve asla batmayacağına inanılan bir gemide iki gencin yaşadığı aşk hikayesinin geminin buzdağına çarpması sonucu soğuk sulara gömülmesiyle son buluşu anlatılıyor. 1898 yılında basıldığı iddia edilen eser kazadan sonra pek fazla ilgi görmedi. Robertson 1915'te başarısız bir yazar olarak psikolojik sorunlar içerisinde öldü. Yine de bilinmelidir ki aksini savunanlar da olsa bu kitabın kazadan sonra yazıldığını söyleyen tarihçiler de var. Benzer ve belki de daha garip bir olay, gemide ölen yolculardan biri olan gazeteci William Shitheld'in kaleme aldığı bir hikaye ile ilgili. Hikayenin adı Titanik ve hikayesinde kendisinin de içinde bulunduğu Titanik isimli bir geminin batışını anlatıyor. İşin ürkütücü yanı, William Shitheld de Titanik kazasında ölenler arasında ve bu olay araştırmacılar tarafından da ortak olarak kabul ediliyor. William garip bir insandı. Ölüm ötesi ve ruhçuluk üzerine çalışan ilginç bir gazeteciydi. Aslında yazdığı hikayede Titanik batıyor ve o kurtuluyordu. Fakat gerçek hayat hikayeler gibi sonlanmayabiliyor. Kazadan kurtulan ve o gün 7 yaşında olan Eva Hart'ın anlattıkları ise ayrı bir gizem içeriyor. Annem yolculukta çok moralsizdi ve sık sık ağlıyordu. Sorduğumuzda ise içinde bir sıkıntı olduğundan bahsediyordu. Kazada annem de babam da öldü. Annem batıl inançları olan bir kadındı ve yolculuk yapacağı tarihlere, ayın şekillerine bakarak karar verirdi. Titanik battığı gece ise gökyüzünde ay yoktu. Aynı zamanda Eva Hart yakın tarihte ölen son Titanik kazazedesidir. Uzmanlar kazada yolcuların tamamına yakınının ölebileceğini fakat bazı kimselerin fedakarlıklarıyla bu sayının azaltıldığını söylüyorlar. Örneğin gemi 2 saat 40 dakika gibi uzun bir sürede tamamen sulara gömüldü. Bunun nedeni 30 kadar mühendisin insanlar hayatta kalabilsin diye kendilerini feda ederek son ana kadar gemiyi çalıştırmaya devam etmeleriydi. Aşırı paniğin yaşanmasını önleyen sebeplerden biri de orkestranın güverteyi terk etmeyi reddederek müzik çalmaya devam edip insanların moralini biraz daha yüksek tutmalarıydı. Bu motivasyon fedakarlığına Thomas Bayliss isminde bir rahibin de katkısı büyük. Rahip, filikalara binmeyi reddederek gemide kalmayı tercih etmiş ve son ana kadar yolculara İncil okuyarak sulara gömülmüştür. Aslında geminin toplam yolcu sayısının 2224 olması gerekiyordu. Ancak içeride 2223 kişi vardı. Yani biri gelmemiş ve yolculuğa bir kişi eksik çıkılmıştı. O kişi ise Besim Ömer Akalın isimli bir Türk. Şanslı Türk doktor, New York'taki bir sağlık konferansına katılmak için Titanik'ten yer ayırtmış, ancak Fransa'daki kötü hava koşullarından dolayı geminin kalkışından 4 saat sonra limana ulaşabilmişti. Ne kadar şanslı olduğunu 5 gün sonra sabah gazetelerini eline aldığında anlayacaktı.
yeni gemiyi beklerken okuduğu gazetelerde Titanic'in battığını ve ölen yolcular listesinde kendi adının da olduğunu gördü. Eşyalarını önceden gönderdiği için bavulları da okyanusun dibini boylamıştı. Yıllar sonra verdiği bir röportajda, "Faciadan kurtulan tek Türk benim, onun için artık hiçbir kazadan korkmuyorum," demiştir. Kendisi kadın ve çocuk hastalıkları konusunda önemli bir doktor ve aynı zamanda askeri tıbbiye mezunu olduğu için paşa unvanına da sahipti. Daha sonraları Türkiye'de rektörlük ve milletvekilliği de yaptı. Kazadan kurtulan iki tane de Ermeni kökenli, Bingöllü Osmanlı vatandaşı var. Kurtuluş hikayeleri de oldukça ilginç. Kanada'da kendilerine yeni bir hayat kurmak için Titanic gemisinden 3. sınıf bilet alan Neshan Krokoryan ve David Vartanyan diğer arkadaşlarıyla birlikte doğum günü kutlamak için toplanıp akşam 23'e kadar kart oyunu oynadıktan sonra kameralarına dağıldılar. Kısa bir süre geçince gemi büyük bir gürültüyle sarsıldı. Ne olduğuna bakmak için dışarı çıkmaya çalıştıklarında kapıların kilitli olduğunu gördüler. Gemide 3. sınıftaki yolcuların 1 ve 2. sınıf yolcularıyla bir araya gelmesini engellemek için bir otomatik kilit sistemi vardı ve o sistem devreye sokulmuştu. David ve Neshan kendi kameralarındaki kilidi kırmayı başardılar. Dışarı çıktıklarında yerde buz parçaları gördüler ve hemen üst katlara doğru tırmanmaya başladılar. Büyük bir panik vardı. On binlerce dolar verip lüks kameralara bilet alan yolcular gemiden ilk kurtulanlar olmak istiyordu ve onlar için filikalar ardı ardına denize indiriliyordu. David 13 numaralı, Neshan ise 10 numaralı filikaya binmeyi başardı. Aslında filikaya alınmadılar. Fakat denize indirilirken gemiden üzerine atlayarak hayatta kalmayı başardılar. Felaketi Bingöl'deki aileleri aylar sonra haber aldı. Çünkü çocuklarının Titanic'e bindiğinden haberleri bile yoktu. Neshan, General Motors fabrikasında kendine iş buldu. Kanada'da yeni bir hayata başladıktan sonra kardeşlerini de yanına aldırarak ülkedeki ilk Ermeni kilisesini kurdu. Torunu Van Solomonyan'a göre 89 yaşında hayatını kaybeden Neshan bir daha hiçbir zaman gemiye binmedi. Bugün ise Titanic'in batmasında buzdağından daha önemli bir nedenin de olduğu artık açıkça biliniyor. Öyle ki geminin yola çıkmadan önceki fotoğraflarını inceleyen bir gazeteci, Titanic'in yan tarafında 9 metrelik bir siyahlığı fark etti. Bu siyahlığın nedeni araştırıldığındaysa, aslında haftalarca devam eden ve çok sonra fark edilen yoğun sıcaklıktaki bir yangın olduğu anlaşıldı. Kazan dairesindeki bu yangın öylesine kızışmıştı ki yolculuk boyunca söndürülemedi. İşin kötü yanı, buzdağına çarpan noktada tam olarak bu yangının zayıflattığı bölge. Bugün efsanevi gemi 3784 metre derinlikte ikiye ayrılmış bir şekilde zifiri karanlığın içinde yatıyor. Bir yarısı diğer yarısından tam 4 kilometre uzaklıkta ve 20 yıl içinde tamamen yok olacak. Bunun nedeni geminin yeni keşfedilen ve demir yiyen bakterilerin istilasına uğramış olması. Aslında bu kadar derinde aşırı basınç ve soğuktan dolayı enkazın başka enkazlar gibi binlerce yıl sağlam kalabilmesi beklenirdi. Öyle ki dünyada 4000 yıllık gemi enkazları hiçbir bozulma göstermeden korunuyor. Kısacası Titanic'in şanssızlığı batışından 100 yıl sonra bile peşini bırakmadı ve hiçbir geminin başına gelmeyenler onun başına gelmeye devam ediyor. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, Instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. İyi seyirler.